Tonguç Akademi'den hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle tarihte, beylikten devlete, Osmanlı medeniyetine ele alacağız. Hemen elinde 0'dan 10'a ve Dinamo 10 soru bankası bulunanlar için hemen ödev kısmınızı size ifade edeyim. Sonra derse başlayalım. 0'dan 10 için bizim için bakın Osmanlı medeniyeti konusu. Nerede? İşte burada. 76 ile 90 arası hemen şöyle geldik. Bakın buralar. İşte halk kültürü hemen soruları, renkli, görselli, işte Osmanlı'daki bilim adamları hemen soruları yer alıyor. İşte Osmanlı'daki askeri sınıf soruları. Yani buralara çok dikkat edeceksiniz. İşte Anadolu Kandilleri, Ahmet Yesevi, işte Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Evren, işte Yunus Emre, Hacı Bayram Veli hakkında bilgiler. Hemen soruları. Bu yüzden bu kısma dikkat etmemiz lazım. Konu kitabında hemen konular ve sorulara bakacağız. Peki Dinamo Soru Bankası'nda nereden sorumluyuz? Oraya gelelim. Hemen sayfa aralığını sizlere söyleyeyim. Sayfa bizim için 85 ile 99 arasında hemen bakın şu kısımları barındıran sorular. ÖSYM tarzında MEP müfredatına uygun, resimli, görselli, öncüllü, işte kısa bilgili her türlü soru tipinin içerisinde barındıran soruları çözeceksiniz. Bu kısımlardan iyi bir şekilde pekiştirme alacağız diye. O zaman ne yapalım? Hadi bakalım ödevleri de verdiğine göre derse başlıyoruz. Konu bağlamında sizlerle ilk olarak Osmanlı Devleti'nde Topkapı Sarayı niteliğini esas alacağız diyelim. Tamam mı? Öyle diyelim. Öyle unutmayalım. Şimdi Osmanlı Devleti'nde bilinen ilk sarayın Orhan Gazi tarafından Bursa'da yapıldığını söylemek gerekir. Unutmayalım. Bakın tabii saray yapıları çok önemli. Saraylar devletin yönetildiği kısımlardır. Bu yüzden ilk adımının orada atıldığını, daha sonra Edirne alındıktan sonra 1. Murat devrinde Edirne Sarayı'nın yapıldığını bilirim. Ta ki ne vakte kadar bu Edirne Sarayı kullanılacak? Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un fethedilip burada Topkapı Sarayı'nın yapılana kadar ki Topkapı Sarayı da Osmanlı tarihinde en uzun süreli kullanılan saraydır. Tabii bu sarayların da kendi yapıları var. İç bir nitelikleri var değil mi? Öyle söyleyelim. Mesela sarayın bölümleri bulunmaktadır. Sarayın dış bölümü bizim için neresidir? Birun'dur. Birun daha çok doğrudan padişaha bağlı Yeniçeri ağasının içerisinde bulunmuş oldu. Altı bölük halkının, cebecilerin, topçuların, çaşnegirlerin, seyislerin, müteferrika gibi görevlilerin içerisinde yer aldı. Babüssade kapısı ile de iç saraya yani Endorun'a bağlanan bir kısımdır. Tabii bu Birun'da da önemli devlet görevlileri var. Mesela Hacı Eyyanlar var. Gelecekle ilgili tahmin yapan müneccim başları, saray hekimlerinin olduğu hekim başları veya yüksek ilmiye rütbeli padişah hocaları adını vermiş olduğumuz insanların. Biliyorsunuz bunlar şehzadelerin hocası iken Lala adını alıyordu. Bir de padişah tahta oturduğu zaman padişah hocası olarak burada varlıklarını sürdürüyorlardı. Peki biz bunlara ne diyorduk? Hacı-i Sultani. Hacı-i Sultani. Bunlar var. Bunlar hacıyanı oluşturur. Eminler var. İşte saray mutfağıyla uğraşan matbaahı amire veya para basan darphane emini veya sarayın kamu binalarının tamiratı ve bakımıyla ilgilenen şehremini. Bunlar da eminleri oluşturmaktaydı. Bir de erbabı hizmet görevlileri vardı. Ya bunlar biraz daha işte nitelik alanlarıyla ilgili kısımlardır. Mesela işte saltanat sancağını taşıyan emir alem var. Veya saray kapılarıyla görevli olan kapıcılar ketulası var. Veya sofra hizmetleriyle yemeklerle ilgilenen çaşnigir başları var. Veya padişahın yakın koruması olan insanlar var. Veya sarayın bahçesiyle buradaki güvenlik işleriyle uğraşan bostancılardır bunlar. Veya saray sanatkarları var. Ehli hiref sınıfıdır bunlar. Veya işte divan-ı humayun mübaşirleri. Çavuşubaşı veya teşrifatçılar yani düzeni sağlayan insanlar. Çavuşbaşları kısmını oluşturmaktadır. Peki sarayın dış bölümü orasıydı. İç bölümüne gelelim. İç bölüm bizim için Enderun'dur. Padişahın güvenilir hizmetkarlarının bulunduğu kısımdır. Devletin ihtiyaç duyduğu, devlet adamlarının da yetiştirdiği kısım bizim için Enderun'dur. İşte büyük oda, küçük oda, seferli odası, doğancılar odası, kiler odası, hazine odası, has oda olmak üzere 7 odadan oluşan kısımdır. Ki has oda padişaha en yakın kısımdır. Mesela işte Kanuni Sultan Süleyman döneminde ilk dönemlerde has oda başı kimdi? Pargalı İbrahim'di değil mi? Hatırlarsanız o diziden. Has odabaşı amirdir burada. İşte padişahın silahlarıyla ilgili silahdarlar, kaftan ve kürkleriyle ilgili çuhadarlar, çizme ve ayakkabılarıyla ilgili rikabdarlar, sarıkları ve çamaşırlarıyla ilgili tülbent ağaları veya genel sorumlu olarak sarayda kapı ağasını görebiliriz. Bakın her önemli bir görev için bir devlet adamı var. Bunları sakın küçümsemeyin. İşte padişahın çizme ve ayakkabısıyla ilgileniyorsun ama adam yarın bir gün vezir,
Hatta işte beylerbeyi olabiliyorlar bunlar. Çünkü padişah bu insanlara çok güveniyor. En önemli ve en güvende tuttuğu adamlardır bunlar, öyle söyleyelim. Enderun burayı barındırıyor. Peki hareme gelelim. Saraylar her ne kadar devlet işlerinin görüldüğü alanlar olmuş olsa da aynı zamanda padişahın özel hayatını yaşamış olduğu alanlardır. Padişahın ve ailesinin bulunduğu kısım haremdir. Saray kadınları burada eğitim görüyorlar. Harem ağası da buranın yöneticisi halinde. Peki haremdeki görevliler kim? İşte sarayın temizlik ve düzeninden sorumlu saray ağası. Saray kapısını bekleyen görevlileri idare eden Ketuda ve buradaki masraflarla ilgilenen hazineder ağa. Unutmayalım. Osmanlı Devleti'nde yöneten sınıfa yani askeri sınıfa gelelim. Şimdi bu sınıf kendi içerisinde seyfiye, kalemiye ve ilmiye olarak üçe ayrılıyor. Seyfiye sınıfı kılıç sınıfıdır. Yani burada bu sınıf içerisinde sadrazamlardan vezirlere, sancakbeylerinden beylerbeyine, kapıkulu askerlerinden tımarlı sipahilere yani taşra askerlerine, subaşlarına kadar ulaşabiliriz. Bunlar kılıç sınıfıdır. Kalem sınıfı adını vermiş olduğumuz bürokrasi sınıfında ise nişancı, defterdar ve reisül kütap gibi önemli görevliler var. Öyle söyleyelim. Şimdi gerek kılıç ehli gerekse kalem ehli bunlar Enderun'dan yetişen insanlardan seçilir iken medrese tahsilliler ilmiye sınıfını oluşturmaktadır. Yani burada Türk bir aileden doğmak, Türk örf, adet, gelenek, öneneklerine ve Müslüman kaidelerine göre yetişenlerden oluşan medrese tahsilliler, şehir İslamları, kadıları, müderrisleri, kaz askerleri oluşturmaktadır. Öyle söyleyelim, unutmayalım, tamam mı? Daha çok kalemiye ile seyfiye sınıfının Enderun'dan, ilmiye sınıfının da medrese kültüründen yetiştiğini de ilaveten söylemek gerekir. Unutmayalım. Peki Divan-ı Humayun'a gelelim. Divan-ı Humayun bizim için nedir? Merkez teşkilatın en önemli kurumu olup Orhan Bey zamanında kurulan bir teşkilattan mıdır Divan-ı Humayun? Devlet işlerinde padişaha yardımcı olabilmek, işte askeri konularda, ekonomik konularda, toplumsal konularda, çok farklı konularda devlet işlerinin görüşülüp tartışıldığı alandır Divan-ı Humayun. Topkapı Sarayı'nda divan toplanırdı. Kubbe Altı adı verilen salonda bu görüşmeler yapılırdı. Divan-ı Humayun günümüzde işte bizdeki Danıştay'ın, Yargıtay'ın, Anayasa Mahkemesi'nin, Bakanlar Kurulu gibi kurumların görevini yerine getiren, bu alanları oluşturan kısımdır. Öyle söyleyelim. Demek ki yasama, yürütme ve yargı işlerinin büyük bir çoğunluğu Divan-ı Humayun'da görüşülürdü. Peki Divan-ı Humayun üyeleri kimdir? Kimler bu teşkilatlarda bulunur? Onlardan bahsedelim. Şimdi burada Vezir-i Azam, Padişah'ın mutlak vekili. Mesela Padişah'ın savaşlara çıkmadığı, sefere çıkmadığı zamanlarda da ordunun başında Vezir-i Azamları görebiliriz. Serdarı Ekrem unvanıyla. Vezirler vardır. Vezir-i Azam'ın altında bulunur bunlar. Devlet işlerinde Vezir-i Azam'a yardımcı olurlar. İşte kaz askerler, yargı ve eğitim işleriyle. İşte defterdarlar Osmanlı maliyesinden sorumlular. Ki kaz askerler ve defterdarlar burada. Mesela şöyle söyleyelim. Vezir-i Azam seyfiye. Vezirler seyfiye. Kaz askerler ilmiye. Defterdarlar kalemiye. Nişancılar mesela iç ve dış yazışmaları yapıyorlar kalemiye. Yeniçeri ağası eğer vezir rütbesi niteliği içerisinde bulunuyorsa sadece Humayun toplantılarına katılabiliyor. Bu da seyfiye. Kaptan derleri yine seyfiye, donanma komutanıdır. Bunlar da Divan-ı Humayun üyelerini barındırmaktadır. Öyle söyleyeyim. Peki Osmanlı Devleti'ndeki veraset sistemine gelelim. Veraset temelinde hani Osmanlı tarihinde ağırlıklı olarak böyle hükümdarlığın nasıl şekillenebileceği ilgili bir esastır. Mesela Osman ve Orhan Bey dönemlerine baktığımızda ülke hanedanın ortak malıdır. Ki hani bu hükümdarlardan biri mesela diyelim ki hayatını kaybetti veya tahttan çekildiği zaman hanedanın diğer üyeleri tahta çıkma hakkı bulunur. Ta ki bu nereye kadar sürmüştür? Birinci Murat'a kadar sürmüştür. Şimdi Birinci Murat döneminde bir şerh koyulmuş buraya. Demiş ki ülke padişahın ve oğulların ortak malıdır. Hani böylece o hanedandan işte padişahın kardeşleri, o kardeşlerin çocuklarından bu hak alınmış. Odası taht kavgalarının önüne geçilmiştir. İkinci Mehmet dönemine geldiğimiz zaman ise bu taht kavgalarını biraz daha engelleyebilmek adına ülkenin sadece padişahın malıdır niteliğine ulaştırılıyor. Birinci Ahmet dönemine geldiğimiz zaman ise bu kardeş katlinden dolayı hızlı bir şekilde böyle Osmanlı hanedanının zarar görmesinden ötürü en bilgili, en yaşlı, en tecrübeli insanın tahta çıkması usulüne dayalı Ekber ve Erşed uygulamasına geçildiği görülür. Bu dört dönemde veraset anlayışı ile ilgili
gelişmeler söz konusu. Merkezi otoriteyi güçlendirme çalışmalarına gelelim. Bunlardan bahsedelim. Ki bunların en önemli aşamasını neresi oluşturur? Fatih Sultan Mehmet döneminde Kanuni Ali, Osmanlı'nın düzenlenmesi olur. Fatih Kanunnamesi olarak bilinen niteliktir. Mesela padişaha kendi kardeşlerini öldürme izni veriliyor. Sebep burada taht kavgalarının önüne geçebilmek ve odası böyle nifak tohumlarının ve yani devleti işten çökermenin faaliyetlerinin önüne geçebilmek unsurudur. Ne bileyim padişahın divan-ı umayun başkanlığını vezir-i azama devretmesi var. Amaç burada divan-ı umayunu bir danışma meclisine dönüştürmek, padişahın yetkin ve mutlak olmasını sağlayabilmek. Veya haremden evlenme usulü var. Amaç ne burada? Herhangi bir Türk ailesinin kızını almama, padişahlığa, saraya ortak kimseyi koşmama veya haksız yollarla servet edinenleri cezalandırmak amacıyla müsaade uygulaması var. Yani devlet tarafından kişilerin malına el konulması var. Böylece devlet malının önünün, devlet malının çalınmasının önüne geçebilme ve devlet üzerinden kendini zenginleşmeye çalışan insanları engelleyebilme. Bunların hepsi merkezi otoriteyi güçlendirme faaliyetleridir. Unutmayalım. Gelelim siyasetnamelere. Siyasetnameler, hükümdarlara, devlet yöneticilerine, devletin önünde gelenlerine, özellikle devlet işleriyle ilgili bilgiler verebilmek, onları yönlendirebilmek adına yazılan eserlerdir siyasetnameler. Tabii bu siyasetnameler yazılırken ilk ve temel hedef burada erdemdir. Padişahlardan istenen ve padişahın da yerine getirmesi istenen en önemli görevi de adaleti sağlamak olarak göstermişlerdir. İlk siyasetname örneğin ise Osmanlı'da Şeyhoğlu Mustafa tarafından kaleme alındığını söylemek gerekir. İşte Kenzül Kübara ve Mehekül Ulema isimli eserlerle. Bu siyasetnamelerde padişahlardan adil olunması, insaflı olunması, olgun olması, doğru, dürüst olması, vefakar olması, hikmet sahibi olması, cesur olması ve liyakata yani insanların kendini geliştirmesine fırsat sağlamaları ve bunların da önem arz etmesi istenmiştir diyelim. Osmanlı'da bu şehzadelerin doğum haberleri bir hattı humayunla vezir-i azama bildiriliyordu. Tabii şehzadeler böyle 4 yaşına gelene kadar, bakın burada temsili bilgi örselimiz de var. Şehzadegan mektebinde ilk eğitime başlıyorlardı. Bedi Besmele töreniyle ilk eğitimi de Şeyhülislam'dan alarak böyle. Daha sonra bu şehzadeler büyüdüğü zaman ise sancaklara vali olarak atanıyorlardı. Çelebi Sultan unvanıyla. Hani burada devlet tecrübeleri kazanmaları, devlet tecrübesi bakımından kendini geliştirmeleri temel gaye ve istençti. Tabii buralara gönderilirken, bu sancaklara gönderilirken onlara akıl hocaları da veriliyordu. Yani bizim Lala adını vermiş olduğumuz önemli devlet görevleri burada şehzadelerin o yerlerde nasıl hareket etmesiyle ilgili önemli paydaşları şehzadelere sağlıyordu. Osmanlı ordusuna baktığımız zaman kuruluş ve yükselme döneminde kara kuvvetleri ve deniz kuvvetleri niteliğini görebiliyoruz. Deniz kuvvetleri donanma önemli bir arz eden kısmı oluşturmaktadır. Osmanlı'da hatırlarsanız ilk defa Karesi oğulları beyliğini ele geçirerek donanmaya sahip oluyordu. Kara kuvvetlerine baktığımız zaman ise bunlar Kapalıkulu askerlerinden, eyalet askerlerinden ve yardımcı kuvvetlerden oluşmaktaydı. Kapalıkulu askerleri İstanbul'da yani payitahtta bulunan ordulardı. Bunlar yaya askerler, piyadeler ve atlı askerler, süvariler olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Eyalet askerleri ise burada, şöyle resim çekenler, ekran görüntüsü olanlar için durayım. Eyalet askerleri ise burada, işte eyaletlerde, taşrada bulunan ordulardı. İşte tımarlı sipahiler, yayalar, müsellemler, azaplar, akıncılar, yörükler, deliler, beşiler, sakalar burada yer alıyordu. Bunlar ordu ihtiyaçları bağlamında savaşlarda orduya sonradan dahil oluyordu. Yardımcı kuvvetler ise bağlı beyliklere, devletlere, onların gönderdikleri kuvvetlere bağlı askerleri oluşturuyordu. Klasik dönemde Osmanlı ordusunun niteliği bu şekildeydi. Tımar sistemine gelelim. Şimdi tımarlı sipahileri taşra ordusunda görmüştük. Peki bu tımar sistemi nedir? Sipahiler nedir? Bunlardan bahsedelim. Tımar, geçimleri ve hizmetlerine ait masrafları karşılamak üzere bir kısım asker ve memura vergi toplama yetkisinin devredilmesiydi. Hani eski Türk İslam devletlerine baktığımızda ikta uygulaması vardı ya, onun benzeriydi bu sistem. Tımarla beraber bir defa taşra devlet otoritesi sağlanıp göçebe yaşayan Türkmenler ve yerleşik hayat niteliğini burada barındıran insan arasındaki denge sağlanıyordu. Bayındırlık hizmetleri görülüyordu. Bunlar da sosyal niteliğini barındırmaktaydı. Ama sadece bunlar mı var? Hayır. Mesela sen tımar topraklarında sipahi yetiştiriyorsun burada. Böylece bu sipahinin maaşı devletin hazinesinden ziyade tımar topraklarından elde edilen gelirle karşılanıyordu. Maaş yükü azalıyordu. Aynı zamanda sürekli topraklar ekilip biçiliyordu. Üretimde sürekliliği sağlanıyordu. Bir de düzenli vergi toplanmasına da fırsat sağlıyordu. Askeri bağlamda da baktığımızda
her zaman savaşa hazır bir ordu vardı ki Osmanlı ordusunun büyük çoğunluğunu da bu tımar askerleri oluşturmaktaydı diyelim. Devşirme sistemine gelelim. Yeniçeri ordusuna doğru gidelim. Şimdi 2. Murat zamanında kanun haline getirilen bir kısımdır devşirme sistemi. Mesela bu sistemde turnacı başları devşirilen çocukları belirlerdi. Hani turnayı gözünden vurmak deyimi var ya, buradan gelir bu deyim. Bu turnalar ne yapıyordu? Mesela önceliği gönüllü olarak devşirmek isteyenlere bırakılıyordu. Eğer bir ailenin tek çocuğu varsa o kesinlikle alınmıyordu. 8-18 yaş aralığında daha çok tercih ediliyordu bunlar. Ama dikkat. 1. Şehirde yaşayan çocuklar devşirilmezdi. Çünkü zaten bunlar belli bir kültür seviyesiyle yetiştiği için bunları devşirmek kolay olmazdı. 2. Yahudiler devşirilmezdi. Niye? Çünkü bu adamlar kendi inançlarına, milli bir inançla bağlılar. Hani Yahudi olmaz, Yahudi de olur diyorlar. Bu yüzden bunları da değiştirmek kolay olmaz. İşte değiştirilen bu askerler Acemi ocaklarına, oradan da Yeniçeri ocaklarına alınıyorlardı. İşte 1. Murat döneminde 1000 kişilik bir orduyla bunlar kurulmuştu. 2. Murat döneminde 3-4 bin, Fatih döneminde 8-12 bin, Kanuni döneminde 12-14 bin. 16. yüzyılın sonlarında ise 40 bin kişilik bir orduyu barındırıyordu bu Yeniçeri Ocağı. Peki Tımarlı Ordu'ndan bahsettik. Yeniçeri Ocağı'ndan da bahsettik. Benzerlik ve farklılıklarına bakalım. Şimdi Yeniçeri merkezde, Tımar eyalette. Yeniçeri yaya, Tımar atlı asker. Yeniçeri devşirme, Tımarlı Türkmen. Yeniçeri başkentin güvenliğinden sorumlu, Tımarlı sipahi bulundukları taşra bölgesinden sorumlu. Yeniçeriler 3 ayda bir unife maaşı alıyor. Tımarlı sipahiler giderleri tamamen tımar sahiplerinin elde ettikleri vergi gelirleriyle karşılanıyor. Yeniçeriler ticareti yapamaz, evlenmesi yasak. Tımarlı sipahi ticaret yapabilir, başka işlerle uğraşabilir, evlenebilir. Yani farklılıkları da bu şekilde anlatmıyorum. Medrese eğitimine gelelim. Osmanlı'da medreseye bakalım. Medresi olmuş burası. Medrese daha çok hani böyle İslami ilimler ile pozitif bilimlerin beraber verildiği kısımlardır. İlk medrese ise Orhan Gazi döneminde İznik'te kurulmuş. İlk medresi ise Davud-u Kayseri ismidir. En ünlü Osmanlı medreseleri arasında Fatih Sultan Mehmet döneminde açılan Sahn-ı Seman medreselerine ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde oluşturulan Süleymaniye medreselerini göstermek gerekir. Tekkeler ise daha çok halka din eğitimi ve sohbet verilen kısımlardır. Hani biraz daha İslami böyle niteliklerin, o bütünlük yapının, tasavvufi duygunun coşkun bırakıldığı kısımları tekkeler oluşturur. Tekkelerin daha küçükleri ise zaviyelerdir. Ta ki tekkeler ve zaviyeler Cumhuriyet döneminde kapatılana kadar Osmanlı varlıklarını sürdürmüştür. Türk dünyasının önemli bilim insanlarına bakalım. Özellikle Mevlüt kitabında bize vurgulanan önemli isimler arasında kimler var onlara görelim. Akşemseddin Fatih'in hocasıdır. Mikroptan ilk defa bahseden bir isimdir. Öyle diyelim. Ali Kuşçu yine Fatih döneminde İstanbul'a davet edilmiş. İşte burada Sahn-ı Seman Medresesi'ne müdürlük yapmıştır. Öyle diyelim. Yine Uluğubey'den, yani kendisi Osmanlı topraklarına gelmeden evvel kendi varlığını biz orada nerede görüyoruz? Timur Devleti varlığında görüyoruz. Uluğubey'den de matematik ve gökbilim derslerini almıştır. Uluğubey de o dönemlerde Timur Devleti'nin hükümdarıdır. Öyle söyleyelim. Ayasofya'da da müderrislik yapıyor. Uluğubey ise Timur'un torunu ve bilgi bir devlet adamı olarak görebiliriz. Semerkant Medresesi'ni ve Rasathanesi'ni kuracak Zici Uluğubey kataloğu adı verilen eseri de ortaya çıkarmıştır. Halk kültürü ve kitabe kültüre gelelim. Şimdi Osmanlı edebi ürünlere baktığımız zaman yazılı ve sözlü edebiyat nitelikleri ön planda. Yazılı edebiyatı ağırlıklı olarak Osmanlı padişahlarının toplatıldığını, özellikle saray kütüphanelerinin oluşturulduğunu söylemek gerekir. Önemli tercüme kitaplar, risaleler, minyatürler bu alanları oluşturmaktadır. Aynı zamanda ferman, beraat, ahitneme gibi önemli devlet yayınları da burada muhafaza ediliyor. Sözlü edebiyat ise daha çok hani böyle fıkra, hikaye, masal, menkıbe, eski Türk kültüründen gelen destanlar, hikayeler, İran ananeleri, Hint hikayeleri gibi unsurları barındırır. Ki yani işte aşık ve saz şairleri, meddahlar veya Nedim gibi önemli isimler sözlü edebiyatın temsilcilerini oluşturmaktadır. Kültür bağlamına baktığımız zaman Osmanlı'da ilk kütüphanenin 1. Murat döneminde kurulduğunu söylemek gerekir. Arapça ve Farsça eserler Türk kültürüne kazandırılıp niteliği arındırılıyor. Yine padişahlar önemli şair ve bilim insanlarını koruyor ki az sonra geleceğiz mesela şairler önemli Osmanlı padişahları şairane niteliği de taşımaktadır. Fatih döneminde saray kütüphaneleri, külliye, cami, medreseler çok sayıda kütüphane kurduruyor. Yavuz döneminde Urfa, Kahire, İskenderiye, Halep, Kudüs, Şam'da kültür ve sanat eserleri İstanbul'a getiriliyor. Kanuni döneminde ise özellikle Macar Kralı'na ait çok önemli kitaplar İstanbul'a getirilerek Osmanlı'daki ilim ve kültür faaliyetleri artırılıyor.
İkinci Murat dönemi ise Milli Kültür Hareketi'nin öncülükte olduğu bir dönemdir. Türkçe eserler çok ön planda, yabancı eserler Türkçe'ye tercüme ediliyor. Öyle söyleyelim. Bu yüzden 2. Murat dönemi de kültürel faaliyet bağlamında biraz daha Türkçü faaliyetleri içerisinde barındıran bir kısımdır. Dedik ya, önemli Osmanlı sultanları aynı zamanda şairler. Mesela kendi şiirlerinde kullanmış oldukları takma atlar, yani mahlasları da vardır. 2. Murat Muradi'yi kullanmış. Yavuz, işte Fatih Sultan Mehmet Avni'yi kullanmış. 2. Bayezid Adli'yi kullanmış. Yavuz Sultan Selim Selimi'yi kullanmış. Veya Kanuni Sultan Süleyman Muhibbi'yi kendi şiirlerinde Mahlas adıyla kullanmış. Önemli Osmanlı sultanları kendi divanlarında bunlara yer vermişler. Fethiye'de gelen dönüşüm niteliğine bakalım. Şimdi Osmanlı Devleti bir yeri fethettiği zaman ilk olarak şehrin tam merkezine bir cami inşa eder. Ulu cami niteliğinde. Aşevleri, hamamlar, şifahaneler hemen bunun etrafına şekillenir. Daha sonra etrafına saraylar, konaklar, daha sonra mahalleler şekillendirir. Bu şekilde de Türk şehir modellemesi merkezi bir caminin etrafına konuşlandırılır. Böylece toplumun bütünleşik bir yapıda o İslami tasavvufi geleneğiyle şehir düzeninde oluşturmaya gayret eder. Osmanlı'daki el sanatlarına baktığımız zaman dokumacılığın, ahşap işlemeciliğin, çiğneciliğin, hat sanatının veya taş süsleme sanatlarının geliştiğini söylemek gerekir. O sarayda biliyorsunuz ehli hiref sınıfı vardı. Taşraya veya şehirlere baktığınız zaman da ayı teşkilatına bağlı esnaf şehirleri tarafından yönetilen bu el sanatları alanlarıyla Osmanlı sanatlarının geliştirilmeye çalışıldığını söylemek gerekir. Toplumun harcı millet sistemi unsuruna gidelim. Şimdi Osmanlı toplumuna baktığımız zaman toplum ikiye ayrılmıştı. Müslümanlar ve gayrimüslimler olarak. Ümmeti Muhammed dediğimiz Müslümanlar toplumu yöneten kısmını oluşturmaktaydı. Gayrimüslimleri de Hristiyan, Yahudi ve diğer topluluklar oluşturuyordu. Millet sistemi de tamamen işte bu dine dayalı olarak ayrılıyordu. Yani millet sistemi bir ırka, bir millete dayalı değil. Tamamen hani dini adete göre birbirinden ayrılıyordu. Müslüman milletler arasında işte Türkler, Araplar, Arnavutlar, Boşnaklar, Gürcüler, Berberiler, Çerkezler, Abazalar, işte Çeçenler varken gayrimüslim toplumlar içerisinde Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler bulunmaktaydı. İşte gayrimüslim topluluklar herhangi bir sıkıntı yaşadığı zaman tamamen kendi işte dini adetini barındırdığı cemaatlere, cemiyetlere danışarak problemlerini çözmeye çalışırdı. Öyle diyelim. Osmanlı toprak yapısına baktığımız zaman toprak mülk arazi ve miri arazi olarak ikiye ayrılıyordu burada. Mülk arazi dediğimiz kişilere ait topraklardır. Bunların Osmanlı topraklarındaki ağırlık alanı %3'ü geçmez. Hani öşri topraklar burada. Ağırlıklı olarak Müslümanlara harici topraklar ise burada. Gayrimüslimlere ait topraklardı. Öyle söyleyelim. Ama bizim için ağırlıklı olan miri arazidir. Yani %97 ağırlıklı olarak devlet arazisidir. Niye devlet mülk araziyi fazlalaştırmıyor? Çünkü toprağa dayalı bir sınıfın oluşmasını engellemek istiyor. Buna bağlı olarak da hani devletin sahibi, toprağın sahibi devlet, kullanıcısı halk olmak üzere bir sınıflandırma vardı. İşte geliri yararlılık gösteren kişilere ait dirlik toprakları vardı. İşte geliri padişah kız ve eşlerine ayrılan paşmaklı toprakları vardı. Kale muhafızlarına ayrılan ocaklık, üstün hizmeti bulunan kişilere ayrılan malikane, işte sınır boylarındaki askerlere ayrılan yurtluk ve doğrudan hazineye aktarılan mukata araziler bu miri arazi topraklarını oluşturmaktaydı. Bunlar içerisinde özellikle dirlik topraklar, tımar toprakları oldukça önemliydi. Onu da söyleyelim. Lonca teşkilatı ve nahr uygulamasına bakalım. Osmanlı'da ilk dönemlerde ahilik teşkilatı her ne kadar önemliyse sonraki dönemlerde lonca teşkilatına dönüşüm söz konusuydu. Lonca teşkilatı örgütlenmiş esnaf birliklerini içerisinde barındırmaktaydı. Öyle söyleyelim. Tabii bu sistem içerisinde bir nahr uygulaması var. Yani toplum içerisindeki herhangi bir üretim malına yönelik olarak temel ihtiyaç maddelerine konan azami ve asgari fiyatı. Mesela kafanıza göre ekmek fiyatını burada değiştiremezsiniz. Mutlaka belli bir seviyesi, belli bir kalitesi olmak zorunda. İşte buna nahr koymak deniliyordu loncalarda. Bu loncalar hani esnaflarla hak arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkları gideren, ürünlerin satış fiyatlarını belirleyen, üretici ve tüketiciyi koruyan, ham madde temini ve dağıtımını sağlayan, üretilen malların kalitesini kontrolünü yapan teşkilatlarda ta ki hani sanayileşme sürecine kadar lonca teşkilatları Osmanlı'daki varlıklarını ve önemlerini her zaman korumuştur diyelim. Şimdi dersteki alana yönelik olarak Dinamo Soru Bankası'ndan iki tane soru seçtim. ÖSYM soru tarzında. Şimdi o soruları beraber sizlerle çözelim. İlk soruyla başlayalım. Klasik dönemde Osmanlı şehirleri dışında hiçbir Avrupa ve Bizans şehrinde isteyen istediği yerde oturamazdı.
her etnik ve dini unsurun nerede oturacağı belliydi. Bir yerden başka bir yere taşınması yasaktı. Zira kimin nerede oturacağının hukuki olarak ya da devlet zorluğuyla belirlenmesi ile insanların sosyolojik, kültürel ve ekonomik gerekçelerle birbirine yakın oturmayı tercih etmeleri arasında çok büyük fark vardır. Bak isteyen, şimdi Osmanlı şehirleri dışındaki hiçbir Avrupa ve Bizans şehrinde isteyen istediği yerde oturamıyor. Ama Osmanlı'da böyle bir şey yok, değil mi? O zaman bu bakımdan Osmanlı şehirlerini Avrupa şehirlerinden nazaran bir defa daha hoşgörü olduğunu söylemek gerekir. Çünkü Avrupa ve Bizans şehirlerinde isteyen istediği yerde oturamıyor. Orada tutucudur. Ama Osmanlı'da direkt hoşgörülü bir nitelikte, direktse özgürlükçü bir yapıda insanlar rahat bir şekilde yapılarını seçebiliyorlar. O zaman Osmanlı şehirlerinin Avrupa şehirlerine nazaran daha hoşgörülü ve özgürlükçü olduğunu söylemek gerekir. Buraya bakalım. Bu durum Osmanlıları daha çok hangi özelliğiyle ilgili bir göstergedir? Bakalım. Diyor ki hangi ırk, din ve mezhepten olursa olsun Osmanlı topraklarında yaşayan herkes Divan-ı Humayun'a başvurabilir, hakkını arayabilirdi. O zaman Osmanlı Devleti ayrıcalık mı yapmış? Hayır. Osmanlı Devleti'nin hukuk kurallarının varlığından bahsedilmemesi diyor. Halbuki hukuk var ki insanlar buraya başvuruyor. Divanın tüm Osmanlı tebaasına açık olması. Evet bakın hangi dil, ırk, mezhepten olursa olsun herkes başvuruyorsa burası herkese açıktır. Teba halk demektir. Herkes açık. Divanda sadece devlet işlerine görüşülmesi deniliyor. Halbuki bakın hukuki işler diyor. Müslüman halka geniş haklar verilmesi. Halbuki hangi din, ırktan olursa olsun diyor. O zaman C seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Evet dersimiz burada sona erdi. Ödüllü sorum şu. Osmanlı'da en uzun sürede kullanılan saray hangisidir? Yorum kısmına bunu mutlaka yazınız. Gelecek derslerde tekrar görüşmek üzere. Size ve ailenize saygı ve selamlarla. Hadi bakalım. Hoşçakalın.